Bir, Buyurun. öncelikle Türkiye Yüzyılı Marif Modeli adına yönelik bir eleştiri var. Bu eleştiriyi nasıl karşılarsınız? Bu ismi neden tercih ettiniz? Evet. Ee, şimdi Türkiye öyle bir noktaya geldi ki artık her alanda kendine ait bir sistematik çağa uygun, çağın kriterlerine uygun, çağı yakalayacak ve çağı önümüzdeki dönemi en azından Türkiye yüzyılı yapacak parametrelere sahip bir ülke haline dönüştü. Dolayısıyla biz yola çıkarken şöyle bir mantaliteyle yola çıktık. Dedi ki biz de kendimize ait tıpkı diğer ülkeler, diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi çağdaş gelişmeleri, uluslararası verileri ele alarak kendimizin de kendimize ait değerleri de sistemin içerisine entegre ederek biz de kendimize özgü bir model üretebiliriz. Nitekim dünyanın birçok ülkesi bu anlamda kendine ait. Bizim modelimizin böyle bir tanımlaması yok. Hı hı. Biz yola çıkarken böyle bir mantaliteyle yola çıktık. Yaptığımız şey zaten e, yola çıkarkenki çıkış noktalarımızdan bir tanesi bizim Türkiye'deki eğitim öğretim sistematiği ile ilgili olarak uluslararası raporlarda bize yöneltilen eleştirileri ortadan kaldıracak bir inşa süreci yapmaktı. Neydi bize yapılan eleştiriler? Bir, bizzat teams gibi veya OECD verileri gibi raporlarda elimizde doneler de var. Bizimle yönelik, bize yönelik eleştirilerin odağında bizim eğitim öğretimin bilgi vermeye odaklı, bilginin gündelik hayatta kullanması kullanılması süreci dediğimiz beceriye odaklı olmadığı için biz eleştiriliyorduk. Nitekim bahsi geçen sınavlar biraz önce söylediğim uluslararası değer, e, derecelendirme ve değerlendirme mekanizmaları hep bunu ölçüyorlardı zaten. Eğitim öğretim zorunlu eğitim öğretim sürecinin içerisindeki bilgilerin gündelik hayattaki becerilere dönüşüp dönüşmediği ölçülüyor. PISA sınavının e, odak noktası da burası. Şimdi bize yönelik böyle bir eleştiri var ve biz uluslararası raporların bizden istediği şekilde müfredatımızı revize etmemiz gerekiyordu. İkincisi yine bu metinlerde bizim eğitim öğretim sistemimizle uluslararası veya bizimle yarışabilecek, bizim yarışabileceğimiz ülkelerin kazanım sayıları üzerine yapılan değerlendirmelerde bizimkinin çok daha ağır olduğu eleştirisi vardı. Neredeyse birçok ülkenin iki katına yakın bir bilgi veriyoruz çocuklarımıza. Şimdi geldiğimiz noktada... Ben bile bazen soruluyordum örneğin öğrenciyken bu ...dersi niye alıyoruz pratik hayatta... ...bunun bize ne gibi bir yansıması olacak diye... ...fazla mı yüklüyoruz? Kesinlikle fazla yüklüyoruz. Bunu şöyle düşünelim... ...bir bilgiye ile ilgili... ...artık çok kolay bir dünyada yaşıyoruz. Evet. Biz 1980'li yıllarda lise öğrencisiyken... ...ben hep aynı örneği veriyorum... ...ben öğretmenlerimizin bize verdiği... ...yıllık ödevi yapmak için... ...il Halk kütüphanesine giderdik... ...kütüphanenin önünde saatlerce kuyruk beklerdik... İçeri girerdik ee, işte ansiklopediler isimlerini vermeyeyim. Şimdi o zaman yaygın Ondan. ansiklopedilerden ilgili cildi bulacaktık. O eğer başka bir öğrenciyse yine bekliyoruz. Ona ulaşıyorsunuz. Ondan fotokopi yok. Ondan not alıyorsunuz. Sonra eve gidip onu yıllık ödeve dönüştürüyorsunuz. Sonra şimdi bir bizim belki birkaç günde yaptığımız şey. Şimdi bizim çocuklarımız 5 dakika içerisinde bilgisayardan, e, bilgisayardan, sonra... cep telefonundan da bu bilgiye erişebiliyorlar. Şimdi biz niye madem öyle bilgi erişmenin bu kadar kolay olduğu bir dönemde çocuklarımızı bu kadar bilgi yüküyle bir araya getiriyoruz? Bu bizim için bir problemdi. İkincisi bakın şu da çok önemli benim açımdan. 1980'li 1990'lı yıllarda Türkiye'de yüksek öğretime erişimle ilgili problem vardı. Yani biz verebileceğimiz her şeyi çocuklara zorunlu eğitim çağında verelim. ...yüksek öğretime bir şey kalmasın mantığıyla hareket ediyorduk. O yüzden çok fazla yüklenmiştik. Fakat şimdi yüksek öğretime erişim de artık çok kolaylaştı. Çok sayıda 8 milyonun üzerinde Türkiye'de yüksek öğretim alan... ...hepsi ilk üniversitesi olması da öğrenci hı hı. var. Yani açık öğretimlerle beraber. Şimdi Hal böyle olunca biz şunu yapmamız gerekiyordu. Bir, bilgi bilgiyle ilgili kısmı azaltıp... ...daha ilerideki öğrenme süreçlerini bırakmak. Yani ön lisans, lisans, lisans üstü programlarda devam etsinler. Dolayısıyla bizim programdan çıkardığımız şeyler... ...kötü olduğu için, bilimsel olmadığı için... ...ya da bizim tasvip etmediğimiz için çıkardığımız şeyler değil. Biz çocuklarımızın öğrenme düzeyleri ve uluslararası karşılaştırmalarla... ...baktığımız zaman bunların ilerleyen öğrenme kademelerinde uygulanmasının, çocuklara verilmesinin daha doğru olacağını düşündüğümüz için bunların bir kısmını çıkardık. Nitekim uluslararası raporlarda bizden bunu istiyordu. Dolayısıyla biz biraz bilgi yükümüzü de azaltmış olduk. Ortalama toplamına baktığımız zaman yani okul öncesinden 12. sınıfa kadar baktığımızda yaklaşık %35 oranında azalttık. Ha, bazı derslerde çok yüksek oranda azaltma var, bazılarında daha az oranda azaltma var ama toplamında baktığımızda %35 oranında bir azaltma yaptık. Şimdi Tüm bunları yaparken bir de bize ait olan değerlerin, yani Cumhuriyet'in, Cumhuriyet'e ait değerlerin, bu toplumu millet yapan değerlerin çocuklarımıza kazandırılması da bizden beklenen bir işte. Bizim bakanlığımızın adı Eğitim Bakanlığı. Evet yani biz sadece bilgi vermekle mükellef değiliz aynı zamanda çocuklarımıza bu toplumun parçası olmayı ulusal bilinci de arttırmayı Evet ulusal bilinci de. Lazım. Şimdi bunu yaptığınız zaman o zaman kendinize ait bir mekanizma üretmeniz lazım ve dolayısıyla biz de dedik ki biz uluslararası göstergeler ışığında uluslararası raporların bize gösterdiği çizgi Hı. çerçevesinde kendi değerlerimizi içine katarak bir model üretmemiz lazım. Ve Türkiye yüzlü marif modeli adıyla böyle bir mekanizma ortaya çıkardık. Evet bir de ben bir süredir düşünüyorum ama bahsi açılmışken şimdi frelat da değişmişken 12 yıl uzun değil mi Sayın Bakan? Ee, Buna dönük sizin ileriye dönük bir projeksiyonunuz var mı? Örneğin bazı çocuklar bazı dersleri kur kurede alalım. Çok hızlı kavrayıp çok hızlı inerleyebilirler. Doğru bu 12 yıldan daha önce bitirmeye dönük bir sistem inşa edilemez mi? Bu tartışmalar yeni yeni yapılmaya başlandı Türkiye'de. Hı hı. Dünya örneklerine de Çok. bakıyoruz. Hı hı. Bizden daha uzun, zorunlu eğitim çağı olan birkaç ülke var. Geneli bizim daha altımızda, bizden daha zorunlu eğitim çağında var. Ve ilerleyen günlerde de özellikle işte bilgi ve iletişim konusu, teknolojisi konusunda yaşanması muhtemel veya öngördüğümüz gelişmeler, onların eğitim, öğretim teknolojilerine uygulanmasıyla ortaya çıkabilecek gelişmeler işte yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşmasıyla ortaya çıkacak gelişmeler hı hı. muhtemelen bu tartışmayı daha yoğun yapacağımız bir gündeme bizi götürecek. Evet. Şu an için biz bakanlık olarak yaptığımız şey 12 artı 1 yani okul öncesinde dahil yani. ederek programlarımızı bu takvim içerisinde yerleştirmeye çalıştık. Peki efendim. İçerik eleştirilerine kısmen girdiniz ama özellikle şu dile getiriliyor. Deniliyor ki işte inkılap tarihi dersleri azaltılmış, Osmanlı tarihi dersleri içerikleri daha da arttırılmış. E bu işte ben çok buna karşıyım açıkçası ama ifade itibarıyla söylüyorum. İşte layık eğitim sistemi aykırı bir tutumdur. E neden inkılap tarihi içerikleri zayıflatıldı şeklinde çok sayıda eleştiriyi de okudum. Bu eleştiriler için neler söylersiniz? Evet şimdi Birincisi çok somut. Atatürk ülkeleri Tarihi dersinin azaltıldığı eleştirisi. Bir kere bunun tutulur hiçbir tarafı yok. Neden? Programlar haftalık ders saatleriyle ilgili hiçbir şey öngörmüyor. Yani orada hiçbir değişiklik yapmadık zaten. İnkılap tarihi dersi de diğer derslerde haftalık ders saatleri itibariyle çizelgelerimizde herhangi bir değişiklik yapmadık. Hı hı. Dolayısıyla inkılap tarihi dersinin saatini azalttılar ifadesi. Ee, hani biraz Tabiri caizse okumadan veya ne yaptığımızı görmeden diyorsunuz. ezbere yapılmış bir eleştiri. Bu eleştiriye katılmıyorum. Diğer kısım Osmanlı tarihi, Türk tarihi zaten var programlarımızın içerisinde. Biz sadece yaptığımız şey şu, bu programların içerisinde tekrarlanan yani aynı ünite farklı sınıf gruplarında tekrarlanıyor ise veyahut da Kronolojik sıralamasında bir yanlışlık varsa 5. Evet. sınıftaki bir konu aslında 9'da olması gerekirken veya 9'da olan bir konu 6'da olması gereken bir mevzuyu biz sadece orada bir takdim tehir hı hı. konusuna girdik. Dolayısıyla orada e, bu anlamdaki eleştirileri çok doğru bulmuyorum. İkincisi şunu yapmaya çalıştık. Yani Bunu e, açık açık söyleyeyim ben. Cumhuriyetle Osmanlı arasında ...cumhuriyet ve öncesi arasında... ...bir devamlılığın var olduğunu... ...köprüyü ortaya koydunuz. Evet, bu köprüyü oluşturmaya çalıştık. Hı hı. Bunu da çocuklarımız... ...tarihine, değerlerine... ...atalarına sahip çıksın... ...saygı duysun mantığıyla Geçmişten yaptık. Geçmişten yani günümüze... Bunu, bir, evet, bütün günümüze ...bir bütün olarak tarihimizi olarak istediniz. E, tarihi... E, inkılap tarihi dediğimiz... ...cumhuriyetin ilan edildiği... ...periyodu da içine alacak şekilde... Hı hı o bağlantıyı o kurarak yaptık. Yani bundan e, rahatsız olanlar varsa kusura bakmasınlar. Evet. Onlara söyleyecek bir şeyim yok. Diğer konu tarih bir bütün laiklikle ilgili mevzuda da. Laiklikle ilgili eleştiri yapanlarla aramızdaki sanırım uzlaşmazlık şurada. Laiklik tanımı konusunda e, o kişiler din laiklik tanımıyla benim yaptığım laiklik tanımı arasında bir farklılık var anladığım kadarıyla. Ben evet ben layık bir evrensel uzun yıllar üniversitelerde anayasa hukuku, temel hak, temel insan hakları dersleri anlattım. Layıklıkla ilgili, demokrasiyle ilgili dersler anlattım. Ya bu Türkiye'nin kadim bir problemi. laiklik tanımları farklı, benim laiklik tanımım da farklı. Ben evrensel laiklik ilkelerine uygun davranmak istiyorum ama bahsi geçen kişilerin layıklık tanımlarının yansımalarını 28 Şubat'ta gördük. 28 Şubat'ta yapılanlar da layıklık uygulaması olarak yapıldı. Şimdi o layıklık tanımını Aslında yapan kişi. bir dayatmaydı. Evet. O layıklık tanımını yapan kişiyle benim e, aynı çerçevede buluşma mümkün değil. Ben ben diyorum ki uluslararası normlar, uluslararası e, sözleşmeler, uluslararası metinler nasıl bir layıklık tanımı yapıyorsa bizim de sistemimizdeki layıklık tanımı bu çerçevededir. Bu eleştirileri yapanlara da somut olarak bana şunu gelip söylerlerse müfredatta şu bilgi. Uluslararası layıklık tanımlamasıyla veya uluslararası sözleşmelerde uluslararası insan haklarını koruma mekanizmaları bağlamında şu kararla, şu konuyla çelişiyor denilen bir şey varsa biz onu düzeltmeye hazırız. Ama benim layıklık anlayışım budur, dolayısıyla siz böyle yapmak zorundasınız denirse orada da kusura bakılmasın. Yani bu Türkiye artık öyle bir ülke değil, yani Türkiye Tabii. muadilleriyle her açıdan yarışan bir ülke. Dolayısıyla biz de o anlamda layıklık tanımlaması konusunda farklı bir noktadayız.